Herkese merhaba. Yeni bir ürün inceleme videosu ile birlikteyiz. Şu an bu poşetin içerisinden ne çıktıysa gördüğünüz gibi masamın üzerine döktüm ve birlikte inceleyeceğiz. Bu ürünü incelememizde bir pil punta makinesi inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, yine elektronik devre yani kart kısmı da bu şekilde geliyor. Hemen onu da açalım makas yardımıyla şöyle. Gördüğünüz gibi kartımız da bu şekilde. Şöyle alalım. Kartı yakından inceleyecek olursak üzerinde toplam 5 adet MOSFET barındırıyor ve bu MOSFET'leri kontrol etmek için de bir tane kontrolcü var. Burada gördüğünüz kontrolcü üzerinden buradaki buton ile gerekli ayarlamayı yapıyorsunuz ve MOSFET'leri tetikleyerek yüksek akımlı bir enerji gönderiyor. Yüksek akım düşük süreli bir uygulama yapıyor arkadaşlar. Birazdan zaten bunu yapacağız. Şurada da bir voltaj regülatörü var. 7805 ile de buradaki kontrolcüyü idare etmiş oluyor. Devrede iki tane eksik var. Burada 2200 mikrofaradlık bir kondansatörümüz. Şurada B1 yazan yerde de bir tane buzzer'ımız var. Onlar da burada masanın üzerinde. Birazdan bunların yerini takacağız. Kartın arka tarafı da bu şekilde. Özellikle arada bir böyle punta yapmanız gerekiyorsa ve bu puntalama için de kocaman bir makine alıp yer işgal ettirmek istemiyorsanız ve evde elinizin altında da bir tane akünüz varsa bu cihaz sizin için oldukça iyi olacaktır. Hem taşıma açısından hem yer işgal etme açısından bence ideal bir ürün. Şimdi ürünü toparlayalım ve birlikte test aşamasına geçelim. Poşet içerisinden kondansatör ve buzzer çıkıyor arkadaşlar. Hemen kondansatörü olması gereken yere Şöyle tutturup lehimleyeceğim Burası kondansatörümüzün yeri Yine bakın buzzer içi buzzer içinde Burada yerler mevcut buzzerımızın art kutbu artıya gelecek şekilde Buraya yerleştirip lehimleyeceğiz tek yapmamız gereken işlem Bu noktada bu kadar Lehimleme işlemi tamam şöyle gösteriyorum herhalde Lehimleme yapmayı göstermeme gerek yok Hem bu kanalı takip ediyorsanız hem de böyle bir puntalama işine girdiyseniz en azından lehim yapmayı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yok lehim yapmayı bilmeyip puntalama işine girdiyseniz paranızı boşuna bu makineye vermeyin diyerek küçük bir tavsiyede bulunmak isterim. Şimdi akü bağlantılarıyla devam edeceğim. Şurada arkadaşlar bakın in artı in out diyor. Yani burası bizim ortak girişimiz olacak. Aküden gelen artı kutbu buraya girecek ve aynı anda çıkacak. Fakat eksi kutbunu buradaki mosfetler üzerinden bizim punta yapacağımız uçlara göndereceği için eksi kutbumuzu buradan gireceğiz. Şuradan da çıkacağız. Şimdi bu bağlantıyı oluşturarak devam edelim. Bağlantıları oluşturmadan önce bakır punta uçları için şöyle makaron geliyor. Bu makaronları punta ucumuza göre ayarlıyoruz. Ben şu şekilde kısa bir uç kalacak dışarıda uç kalacak şekilde bunları düzenleyeceğim. Bu sayede birbirine yaklaştırdığımızda kısa devre etme ihtimalini ortadan kaldırmış olacağız. Makaronlarımızı ayarlayarak devam edelim. Makaronlarımız tamam. Gördüğünüz gibi uçlarımızı iyice kavramasını sağladık. Özellikle dediğim gibi elektronikten çok fazla anlamıyorsanız ve böyle bir cihaza ihtiyacınız varsa çok fazla da böyle malzemelerinizi koyabileceğiniz yeriniz yoksa küçük bir yerde bu cihazı saklamak istiyorsanız arkadaşlar bu sizin için ideal olacaktır. Üstelik uygun da bir fiyatı var. Açıklamalar kısmında ürünü almak isteyenler için hem indirim kuponu hem de satın alma linkini paylaşmış olacağım. Açıklamalar kısmına bakarak gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Hemen bağlantılarla devam edelim. İlk olarak artı güç girişiyle başlamak istiyorum. Bakın vidanın baş kısmının bu tarafa gelmesini sağladım. Öncelikle akünün artı girişini bu şekilde yerleştirdim. Ve yine punta ucumun artı tarafını aynı noktaya gelecek şekilde bağlıyoruz. Ve bu şekilde vidalayarak sabitleyeceğiz arkadaşlar. Biraz önce anlattığım gibi artı giriş ve çıkışımız ortak. Bu devre eksi kutbunu kumanda ederek punta yapan bir devre. Sırada punta ucumun eksi çıkışı var. Onu da hemen şurada eksi out yazan yere takıyorum. Bakın burası da bizim eksi çıkışımız olacak. Hemen onun vidasında olması gereken yere atalım. Şuraya sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Bir tane anahtar yardımıyla mosfetlere dikkat ederek zarar vermeyecek bir şekilde Güzelce sıkıştırıyorum. Bu sıkıştırma işlemlerinin iyi olması önemli. Çünkü buralardan yüklü akım geçeceği için e, lütfen dikkatli bir şekilde sıkıştırın. Aksi halde sıkıntı olabilir. Ben bu kondansatörü dik olarak koydum. Ancak siz yatık olarak da yerleştirebilirsiniz. Burada tercih sizin. E, ben bu şekilde uygun bulduğum için çok fazla sıkıntı değil. Kondansatörü dik olarak lehimledim arkadaşlar. Ve son bağlantımız eksi güç girişimiz. Hemen eksi bağlantımızı da oluşturalım. Bakın şuradan eksi enerji girişimizi bağlıyoruz. Burası dediğim gibi devrede artı ortak. Şöyle gösteriyorum. Bakın artı geliyor, direkt gidiyor. Eksi kutbu aküden geliyor. MOSFET'ler üzerinden geçerek punta ucuna gidiyor. Yani devre eksi kutbunu kesip vererek puntalama yapıyor. Bir kez daha bunu söyleyelim. Kutu içerisinden bir miktar nikel şerit de çıkıyor. Yani puntalama yapabilmek için bir miktar şerit de hediye olarak geliyor arkadaşlar. Oldukça uygun fiyatlı olduğunu belirtmem lazım. Şimdi akü bağlantılarıyla devam edeceğim. Bu şeridi kullanarak da bir pilimize punta yapacağız. Solar sistemimde kullandığım 20 amperlik aküye bir bağlantı oluşturuyorum. Bakın eksi kutbunu buradan bağlıyoruz. Eksi in yazan kablomuz artı yazan kablomuzu da hemen buradan bağlayacağız. Yine ben buraları güzelce sıkacağım. Dediğim gibi buralardan yüklü miktarda akım çekeceği için özellikle bağlantıların sağlam olması önemli. Hemen bir tornavida yardımıyla sıkıştıralım ve ilk puntamızı yapalım. Akü bağlantılarımı oluşturdum. Bu şekilde bakın arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Oldukça basit bir bağlantı yapısı var zaten. Şimdi üzerinde bulunan butona basarak bu devrenin çalışmaya başlamasını sağlıyoruz. Şu an yeşil ışığım yandı. Daha doğrusu şöyle basacağız. Bakın şimdi çalışmaya başladı. Yeşil ışık her yanıp söndüğünde uçlara bir kez darbe gönderiyor. Bunun birden fazla puntalama modu var. Bu en düşük modu. Butona 3 saniye daha basıyorum bakın. Şimdi 2 kez yanıp sönüyor. Yani neredeyse yarım saniyede bir darbe uyguluyor arkadaşlar. Tekrar basıyorum. 3. modu da bu olacak. Gördüğünüz gibi 3 kez yanıp sönüyor. Bu modda da arkadaşlar uçlara 3 kez darbe uyguluyor. Tekrar butona uzun süre basarsanız gördüğünüz gibi bu noktada da cihaz kapanıyor. Birinci, ikinci ve üçüncü modda şimdi puntalama işlemiyle devam ediyorum. Şu anda bir kez darbe uyguluyor arkadaşlar. Birinci modda ve eski bir dizüstü bilgisayarın bataryasından söktüğüm bu gördüğünüz pile punta yapacağız. Şimdi puntalama işlemiyle başlayalım. Öncelikle Şeridimi ve birinci ucumu tutuyorum. Bakın ilk puntamızı atalım. Bismillah. Şu an attı. Şu an atıyor arkadaşlar. Bakalım. Tekrar atmasını sağlayacağım. Aynı noktaya. Ve ilk puntamızı attık. Sonuçlarına bakalım. Bir de daha önceden Orijinalinde punta olduğu için birazcık aşağıdan attım ve aralıkta tuttum. Ancak bu tamamen yeni pilde farklı olabilir. Şu an birinci modda attığım puntada bile gayet düzgün olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle bakın. Çıkartmaya çalışıyorum ve baya bir zorladı. Birinci kademede dahi gayet güzel punt attığını söyleyebilirim. Bakın sökerken şeridim ne hale geldi. Ve buradaki bataryanın arka kısmına herhangi bir zarar vermedi. Bu da oldukça önemli. Şimdi ikinci kademeyi alacağız ve ben bunları 20 amperlik jel akü ile yapıyorum. Bunu dip bir not olarak düşelim arkadaşlar. Butona basarak cihazımı ikinci kademeye alıyorum. Şu an yeşil ledin iki kere yanıp söndüğünü görebilirsiniz. Bu da iki kere darbe uygulayacağı anlamına geliyor. Uygulama esnasında bunu daha iyi anlayacaksınız. İşi zorlaştırmak için daha önce punta attığım noktadan atacağım hatta arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi uçlarımdan bir tanesini tuttum. Şimdi ikinci ucumla devam ediyorum. Bakın. Şöyle çapraz atacağım. Ve şu anda İşlem tamamlandı. Gelin birlikte buradaki puntayı sökmeye çalışalım. Ve sonuçlarını birlikte değerlendirelim. Pil üzerindeki nikel şeridi çekiyorum arkadaşlar. Ve inanın bana bu defa çıkartmak daha zor oldu. Gördüğünüz gibi şeridimiz gayet güzel bir şekilde pile yapışmıştı. İkinci kademede bu işlemin daha başarılı olduğunu belirtmem lazım. Belki akü amperini biraz daha artırırsak örneğin 40 ya da 60 amperlik akü ile daha iyi sonuçlar alınabilir. Ancak inanın bana 20 amper bile yeterli oldu. Şimdi 3. kademede başka bir pile punt atarak devam edeceğim. Çünkü buradaki yüzey e, e ile bunu temizlemek lazım. Oldukça artık tırtıllı bir hale geldi. Bu defa punta makinamı Üçüncü kademeyi alıyorum. Gördüğünüz gibi artık ledimiz 3 kez yanıp sönüyor arkadaşlar. Yani peş peşe üç kez darbe uygulayacak. Hemen pilimizi puntalayarak devam ediyoruz. Bu defa başka bir pile punta uygulayacağım. Çünkü biraz önceki pilimin yüzeyi artık bir önceki yaptığım puntalardan kaynaklı olarak çapaklandı arkadaşlar. Hemen şuradan şeridimizi tutturduk. Bakın. Oo, gayet güzel. 20 amperlik bir akü kullanmama rağmen oldukça güzel punta yaptığını söyleyebilirim. Ve sonuç arkadaşlar, bence gayet başarılı gibi duruyor. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın sonuç bu oldukça güzel bir şekilde kavradığını görebilirsiniz. Bu tür puntalamalarda özellikle buranın çok fazla ısınmaması ve pilin alt kısmındaki yüzeyi delmemesi çok önemli. Bence gayet ideal. Bakın 20 amperlik akü kullanmama rağmen bence 40 amperlik bir akü ile çok daha verimli sonuçlar alabilirsiniz. 20 amperlik akümle bile bu kadar iyi sonuç verdi. Bir de 7 amperlik akü de deneyeceğim. 7 amperlik aküsü olanlar da bu cihazı kullanabilir mi? Bunun cevabını arayacağız arkadaşlar. 7 amperlik akü testine geçmeden önce 3. kademedeki puntanın sonuçlarına bir bakıyoruz. Oldukça sık arkadaşlar. Açıkçası sökmekte zorluk çektiğimi belirtmem lazım. Tabi burada elimizi kestirmeden de bu işi yapmamız lazım. Ve sonuç bu arkadaşlar. 3. kademede yapılan puntam oldukça kaliteli. 20 amperlik bir akü için ben harika bir sonuç verdiğini söyleyebilirim. Ürün almak isteyen arkadaşlar için açıklamalar kısmında tekrar söylüyorum. Satın alma linki mevcut. Çünkü ürünün nereden alabilirim diye çok fazla soru geliyor. Sonuç bence tatmin edici. Fiyatına göre gayet güzel olduğunu belirtmem lazım. Son olarak arkadaşlar, alt limiti belirlemek adına bir de 7 amperlik aküyle bir punta testi yapacağım. Arkadaşlar 12 volt 7 amperlik akü ile test ettim. Bağlantılar uygun olmadığı için bu şekilde krokodiller yardımıyla bağlantıları sabitledim ve sonuç başarısız hani boşu boşuna bunu gösterip de zamanınızı almak istemiyorum. Kısacası bunu kullanabilmek için minimum 20 amperlik bir aküye ihtiyacınız var. 20 amperlik bir akünüz elinizin altında var ise bu cihazla birlikte oldukça güzel ve kaliteli Puntalar yapabilirsiniz. Minimum 20 amper akü gerekiyor. Uzun lafın kısası. Böylece bir inceleme videomuzu da tamamladık arkadaşlar. Öncelikle ürün uygun fiyatlı, küçük boyutlu ve kullanımı kolay. Bunu belirtmem lazım. Ancak keşke 20 amperin altındaki akülerde de güzel bir şekilde puntalama yapabilseydik. Uzun lafın kısası, bu avantajların yanında 20 amperlik bir akünüz yoksa bu ürünü boşu boşuna almayın. Açık ve net söyleyeceğim. 20 amper ve üzerindeki akülerde oldukça performanslı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Videoda göstermedim ancak ben 40 amperlik yani aynı aküden bir tane daha olduğu için ikisini birbirine bağlayarak tekrar test ettim ve oldukça güzel sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Punta makinesinin en beğendiğim özelliği yani buradaki e, mikro kontrolcünün yazılımı sayesinde arkadaşlar oldukça güzel punta yapıyor. Pillerin alt kısmındaki saca herhangi bir zarar vermiyor arkadaşlar. Yani buraya punta yapmak önemli. Ancak bazen bu puntayı söküp bu pili başka bir yerde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Sökme işlemi esnasında buradaki saç delinirse veya zarar görürse çok da bir anlamı kalmıyor. Bu pil bildiğiniz çöp oluyor arkadaşlar. Bu noktadan cihazın çok güzel performans verdiğini belirtmem lazım. Tekrar ediyorum almak isteyen arkadaşlar açıklamalar kısmına bir göz atabilirler. Bir sonraki videomuz projemiz ve inceleme videomuzda görüşünceye değin şimdilik hoşçakalın.